Şimdi arkadaşlar, Reyzet Ar'la bir şehir turu. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. İyiyim, sağ ol, senden. Dediğim sürpriz kişi buydu. Merhaba. Merhaba de. Sonra. Sonra. Buraya girmiyor, ne yiyeceğiz? Evet, kalkış. Şu anda test yapıyoruz. Neymiş böyle? Arkadaşlar, üç deyince hep beraber. Evet, geliyorum. Şuradan değil. Arkasından. Nasıl ulaştırır? Eyvallah. Şimdi arkadaşlar, Reyzet Ar'la bir şehir turu, daha doğrusu Bağdat Caddesi'nde bir gezmek için çıkıyorum. İlk kullanmam değil tabii ki. Daha önce kullandım. Premium motosikletten teslim aldıktan sonra kullanmış oldum. Şimdi sizin de görmeniz açısından göstereyim istedim. Buraya yarım bir kask sığıyor. Hatta göstermek için koydum. Şöyle bir kapatayım, siz de görün. Yarım kasklık bir yeri var Reyzet Ar'ın. Fakat tam bir kask koymaya kalktığınızda koyamıyorsunuz. Bunun için daha sonradan sürpriz bir aparatla premium motosiklette sonrasında bulabileceğiniz bir aksesuarlandırma ile arka çanta olacak. Şimdilik biz bunu alalım. Şimdi Artçım'la beraber bir Bağdat Caddesi yapacağız. Bu sırada da size bir motovlog çekeyim istedim. Hatta orada buluşan bir arkadaşım var, sürpriz olsun. O sürprizi de hep beraber birazdan göreceksiniz. Şimdi bunu kaldırayım buraya. Burası benim motosiklet dolabım. Şunları da şeyden almıştım. Böyle durumlarda giyebilmek için Vecton'dan aldım. Dizlik diye geçiyor hani halk arasında. Bunu size de göstereyim. Çok rahat. Hatta böyle zamanlar için caddeye falan yakın yerlere gittiğinizde kullanmanız için çok pratik. Koruma. Şöyle. Sıcak biraz. Nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın. Evet. Impact'teki korumalar da tamam. Tamamdır. Artçım'la beraber yola çıkıyoruz şimdi. Artçım'la arkamda hani gayet mesafe olarak da iyi bir şey var. Rahatsız olmadım şu anda. Kullanabilir vaziyetteyiz. İki kişilik olarak da kullanalım istedim. Fıtı fıtı gidelim artık. Burada da Onur yazar. Fıtı fıtı. Hop. Yalnız bunun frenleri gerçekten çok iyi ya. Bak, bu motosikletin gerçekten yani böyle gerçekten lafını kullanmak zorunda bıraktırıyor beni. Frenler çok çok iyi. Çok güzel. Ben şaşırdım. Yani bir güvenli sürüş açısından bir motosikleti beni en böyle cezbeden yeri yanı frenleme. Bak, böyle tık diye koyuyorum, zınk diye duruyorum arkadaşlar. Hop, durdum. Şimdi start stop devreye girecek mi? Niye girmedi? Herhalde bu freni mi sıkmam gerekiyor? Bakacağız. Şu anda girmedi ama girecektir. Off'taymış arkadaşlar ya. Start stop off'ta, dur. Bak şimdi start stop'u devreye aldım. Durduğum zaman start stop devrede olacak. Evet. Girdi. Start stop'a girdi. Gazladığım anda, ışıklar yandığında çalışmaya başlıyor. Evet, start stop hemen devreye girdi. Ne güzel geçtim ben öyle. Korna daha böyle şey olabilirdi. Bu hani sesi kısılmış, öksürük şurubu içmeden önceki çocuğun sesi gibi. Ya da Pingu vardı bir ara. Onur, o Pingu'dan bulup şuraya koysana. Onun bir şeyi vardı. Nik nik. Nik nik. Bu motosiklet mesela evden çıktın. Büyük motorumu almayayım. Hani varsa tabii, kullananlar için söylüyorum. Çünkü büyük motoru almayayım tarzındaki düşünce şu olabilir. Bu motorun fiyatı gerçekten çok uygun.
güncel fiyatlardan Yamaha fiyat listesinden girip bakın. Çünkü ben şu anda fiyat söylersem, ya ona öyle demişsin ama işte fiyatlar arttı, şu oldu bu oldu, öyle bir şeye girilsin ya da altı yorumları yazılsın istemem. Güncel fiyatlarını Yamaha fiyat listesinden görebilirsiniz. Şunu diyordum, yani ikinci motosiklet olarak alınabilecek, hani sizi fazla zorlamayacağına inandığım bir fiyat olarak görüyorum. Bunu da şöyle size net olarak açıklamak isterim. Büyük motoru olan insanların hani her yere kullandığı zaman bakım aralığı azalıyor. Ona göre bakım fiyatları da artmış vaziyette. Öyle bir şeye girmek yerine onu tolere edebilecek böyle küçük bir motosiklet alıp ya her yere böyle fıtı fıtı gideyim, hani en azından kaskı takayım çıkayım dediğin zaman kullanabileceğiniz bir motosiklet olmasından dolayı hani ikinci motosikleti olarak değerlendirebilirsiniz. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Motovlog için benim çenem fazla açıldı. Bunu da fark ediyorum şu anda. Ben bu kadar fazla konuşmam aslında. O Onur bile şaşırıyordu şu anda. Evet. Şimdi dediğim lastik olayı orada devreye girdi. Yani biraz böyle keskin bir dönüş yapayım dediğinde güvenemedim. Ama ya caddede böyle rahat rahat hani ilk defa buluyorum. 57, 55 zaten buranın şeyi 50 diye biliyorum. Kullanabiliyorsunuz böyle iki kişiye hop rahat gidebiliyorsunuz. Aralardan da geçiyorsunuz. Scooter'ın avantajı parmak arası terlik. Rahmetli Tolga abi motosiklet dünyasına kazandırmıştır parmak arası terlik diye. Rahmet eylesin. Şurada bir yer. Bakın şimdi scooter ya araya nasıl giriyor böyle hops araya girdi. Yalnız bu tür şeylerden geçerken SUV araçların aynaları şu aynaya denk gelebiliyor. Ya dükkanlar harbiden hafta içi bile olsa dolu arkadaşlar. Hani bilmiyorum ama bir kahve içiyorsun 100 küsür lira veriyorsun. Fiyatlar da acayip oldu. Fiyatlar demişken ekonomiden bahsetmişken tam da zurnanın deliğini zırt dediği yerde şöyle bir açıklama yapayım. Bu motosiklet gerçekten çok az yakıyor. Öndeki de oynuyor. Geçelim. İyi çukurdan geçtik ha. Premium motosiklet görmemiş olsun bunu. Şimdi çok az harcıyor. Yani ben şimdi premium'da aldığımda yine bir dişti. Ondan sonra hala bir diş. Karşıdan geldim. Bir yerlere daha gittim. Bir diş. Bakalım bu bittikten sonra doldurduğumda kaç litreye doluyor, ne yapıyor size de göstermiş olurum. Benim oğlanın çalıştığı yer. İnebilirsin. Şimdi şuraya doğru alacağım. Şöyle bakın küçücük yere de sığıyor. Böyle kafeye geldiğinizde arkadaşlar alın böyle gelin. Bak benim oğlan da orada bakıyor bana gülüyor. Yakışıklı oğlum. Şimdi park ettiğim yere bakın. Küçücük bir yer kaplıyor. Yani Yamaha işte X-Max'te bu kadar. Ki o biraz daha uzun. Ama şehir içinde kısa bir yere gittiğinizde böyle koyabileceğiniz bir yer. Hoş bulduk. Merhaba. Naber? İyiyim. Sağ ol senden. Naber? Ne var ne yok? Evet sürpriz. Buluştuğumuz kişiye soyun adı. Abi bunu açık değil ha. Nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyi abi, sağ ol. Şimdi arkadaşlar dediğim sürpriz kişi buydu. Merhaba. Merhaba de. Sonra. Sonra. 2 hours later. Evet sokak arasında da böyle serserilik yapmayı seven insanlar var ne yazık ki. Gücü arabayla kendini eşleştirip gücü onda olduğunu düşünen geri zekalılarla beraber bir trafikte aynı trafikte olmak o da ayrı mevzu. Evet böyle kenara rahatça alıp üstüne çıkıp marşı açalım. Start stop devrede. Artçımız arkada. Oo güzel. Dur bakalım. Nasıl geçecek? Bayağı da aydınlatıyor. Evet evet. Bayağı da güzelmiş. Bir selektör yapalım. Düğmeyle var, böyle basarak var. O deminki mal şurada duran.
plaka, neyse keseceğim orayı. Evet, daha yeni yanıp yanıp sönmeye başladı bakın benzin. Ama tümseklerde şeyde gerçekten koltuktan dolayı mıdır nedir, çok rahat. Yani belim hiç rahatsız olmadı. Bir daha selektör yapıyorum. Biraz evet, düğmeyle yapılabiliyor. Önde mandalı yok. Selektör yapma mandal yok. Sinyaller gayet iyi gösteriyor gece. Gündüz de öyle de. Hani bayağı böyle tabelaya yansıyacak şekilde oraya ışık veriyor. Şimdi az bir yokuş, çok az bir yokuş olan yer var. İki kişi bakalım artçıyla beraber nasıl bir şey var. Dediğim gibi ilk kalkışta ve gazlamadaki tepki çok iyi. Bakın. Keçi ya. Küçük bildiğimiz keçi. Yani iki kişi ciddi anlamda şey yapıyor. Böyle gücünü gösteriyor. Hoşuma gitti. Özellikle bu motovlogu yapmak istedim. Çünkü hani kullanırkenki fikirlerimi anında paylaşmak maksadıyla yaptım ben bunu. İnceleme safhasına geçtiğimizde Onur'la olan kısımda çekimlerini yaparken orada net bir şekilde yüz yüze anlatacağım. Burada. Evet. Şimdi de bir benzin alma zamanı. Beraber bir benzin almaya gidelim. Bakalım kaça doluyor, ne oluyor görelim. Şimdi biliyorsunuz bunun benzin deposu arkadaşlar koltuğun altında kalıyor. Selenin altında daha doğrusu. Bir tam dolması için özellikle böyle çift ayağı da alalım. Böyle ve buradan da açılıyor. Tek hani koltuk altında olma şeyi şu yönden biraz benim için biraz yani ne diyeyim, tercih etmeme nedenim olabilir. Mesela burada özel eşyalarım var. Başında durmam gerekiyor. Orada görüp hani benzinlikte ne kadara dolduğunu görmek yerine burada başında durarak. Aslında belki de doğru olan bu, motorun başında olup doldurduktan sonra kendin depo kapağını kapatıyor olmak da ayrı bir güven veriyor insana. Bu tercih meselesi. Fulleyeceğiz, evet. Ben böyle insanlara gerçekten saygı duyuyorum. Ne olursa olsun işini yapıp para kazanmaya çalışıyorlar bu insanlar. 205.46 tuttu. Tamam. 205.46, 4.72 litre, 5 numara. Teşekkür ederim. 205.46, tam depo 4.72 litre. Şimdi kahvemizi aldık. Özellikle bir daha takarken göstereyim istedim. Evet. Kahvemizi aldık. Batur kardeşime doğru gidiyoruz. Bak bu motorların böyle bir avantajı da var. Böyle asma yerleri filan ama koltuğun altında burada yok. Sadece burada yapmışlar. Mesela kahvenizi aldınız. Arkadaşınıza ya da eşinizin, dostunuzun yanına gidiyorsunuz. Bu şekilde oraya paketi koymuş oldunuz. Şimdi buradan kime gidiyoruz? Tabii ki Baturcuğuma gidiyoruz. 30 Ağustos kortejine de bu motosikletle katılacağım. Ya büyük motosikletle korteje katılmak da ayrı sorun ya. Hani tamam güzel gazlayan abiler var. Mesela kortejde ben onu da anlamıyorum. Hazır korteje değinmişken. Bu arada Türkiye Motosiklet Platformu'na bu konuda çok çok teşekkür ederiz. Milli bayramları onların sayesinde daha çok anarken ruhuna ve onların anma şekliyle daha da bütünleşip milli bayram duygularımızı yaşatıyorlar. Bu açıdan da bizim için çok değerli. Buradan bir kez daha Türkiye Motosiklet Platformu'na ve orada üstün çaba gösteren, çalışan, gayret gösteren arkadaşlarıma da, motosikletli arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Şimdi Batur'a geldik. Ha, korteje de bu motosikletle katılacağım. Dediğim gibi onu anlatıyordum. Şimdi Baturcuğuma geldim. Burada oturuyor. Merhaba.
gidonu kilitledim. Ha bu arada gidonu kilitlemeden arkadan disk kilidini alıp her ihtimale karşılık emanet motor. Şey yapmak istemem. Şöyle yapacağız. Kilit anahtar üstünde. Bununla ilgili bir hikayem var. Batur'u da ilgilendiren bir hikaye. Bir gün disk kilidinin anahtarı yanımda yokken ben söktüm. Yılmaz Utku ile ortak kullanıyorduk bu arada şeyi, motosikleti. Buraya girmiyor. Ne bok yiyeceğiz? Harbiden ha. Büyük motorlar için bu ya. Oraya girmeyen buraya da girmez. Ne yapacağım? Dur. Arkada nasıl? Arkada kampana. Yapacak şey şu. Dönmesini belki engeller diye. Ya Serkan yapacağın iş. Sen mi dedirttin siparişiniz geldi diye? He. Adam yoksa bir öyle zannetti. Öyle dedi. Hiç yani kuryeye benzemiyorsun ama. Öyle gördü beni. Dur ayakkabıları çıkartayım ya. Ciddi mi diyorsun? Sen mi söyledin? Yok söylemedim, adam öyle sandı. Motoru da bıraktın oraya. He. Söyledim göz kulak olur musun dedim. Tamam dedi. Batur burada. Tanışın. Ben buradayım. Merhaba. Evet kendinizi tanıyanlar tanıyor da tanımayanlar için bir kez daha kendini. Batu Çiftçioğlu ev bile. Evet. Mutfak ne halde arkadaşlar? Bu tarafa emin misin oraya da geldim? Ya yok oraya da gelme. Ne yapayım? Bence biz dışarı çıkalım. Batur terliklerini giyebilir miyim? Dur bakayım Batur. Abi dur. Çok karışık gözüm. Batur bu ne? Masayı mikrofon. O benim. Sahne mikrofonu. Benim sahne adım mıydı? Arkadaşlar RZR incelemesi. Sahne adını biliyor musun? Ne? Hırçın Kelebek. Hırçın Kelebek. Evet bilmiyor musun? Evet. Ufak bukle. İnşallah böyle bir şey atmayacaksın değil mi bu videoya? Bir kuple mi bukle mi kuple? Bilmiyorum ne olduğunu şu an. Rica etsem. Ne? Ses yankılı ekolu bir kısa kuple rica edebilir miyim? Kuple, kardeşim. Kuple. Evet. Sanat yaşantısı kolay değil. Allah aşkına. Serkan Bey hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz mekanımıza. Buyurun efendim. Buyurun lütfen. Buyurun. Tamam. Çok ufak bir şey böyle. Name bir giriş ondan sonra tamam deyip. Çağına beni çağır sevgilim. Teşekkür. Sen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık dersin sevgilim. Aynı domates. The next day. Onur Tanatar. Evet kalkış şu anda test yapıyoruz. Kim daha hızlı kalkacak? Afrika TV'ninle yarıştırıyoruz arkadaşlar bu motoru. Test böyle olur. Kıyaslayacaksanız binlik motora karşı kıyaslama yapabilirsiniz. En doğrusu da bu. Emin miyim? Evet. RZR'a karşı Afrika TV kalkamadı. Olur burada montajda kesmezse bunları yayınlayacağım. Bu neymiş böyle? Bir baktım aynadasın ha. Küçük enişte diyorum ben buna. Ne diyorsun? Çılgın enişte, küçük enişte. Evet 4 tane motor arkadaşlar. Şimdi 5 tane oldu. Şimdi 4 tane arasında kıyaslama yapacağız. Kalkış yarışı. Arkadaşlar 3 deyince hep beraber. Yemek sepeti. Hadi. Arkadaşlar sakın böyle test ettiğimi düşünmeyin.
Şu anda neyin kafası oldu bilmiyorum. Bu şekilde bir yapalım diye esprisine yaptık. Siz olun. Trafikte bu tarz bir harekete başvurmayın. Bizim yaptığımız esprisine bir olay. Normal şartlarda hayatta böyle bir şeyi ne tenereyle ne başka bir şeyle yapmış değilim. Ama küçük enişteyi test etmek amaçlı böyle bir esprisine bir kalkış yaptık. Normalde kimseyle yarış yapmayız. Evet geliyorum falan deyip arkasından. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yine gerçekten o kalkıştaki elektriksel itekleme gücü çok harika olmuş. Yalnız kıvraklığı da gördünüz değil mi? Bence çok iyi. Oo, ne güzel çıkıyorsun. Frende yarıyor. Arkadaşlar olur bu ya. Reysetar kendini ispatladı bence. Fren olarak da kıvraklık olarak da şurada 10 saniye içinde, 10 bile değil 5 saniye içinde kendini gösterdi. Bu nedir biliyor musunuz? İşareti aldın Serkan. Sakin, yavaş. Evet, ben böyle bir adamım. İşaret kendini gösterdi. O kadar da fazla abartma. Selam verin. Evet, sofraya geldik. Burada gömüyorlar. Sesten sonra o geldi, hiçbir şey yok. Aşk olsun, küçük enişteye ayıp oluyor ama. Serkan var ya. Ben gidiyorum ya. Ya güldükleri olaya bak ya. Tamam. Hani bu öküz, ayı, hayvan. Bu küçük. Buna gülüyorlar. Bir de sakalıma gülmüşler. He? İlk izlenimin ne abi? Görüntü olarak. Dinamik. Dinamik. Bak. Güzel. Şey var. Hı. Hani. Aa bu da Yamaha. BVS diyecektim. BVS'nin bir dinamik yapısı vardır ya. Hani BVS'ler. Ha, ilk benim de aklıma gelen oydu biliyor musun? Şimdi, keşke yuvarlak bir BVS'ye atıp gibi yapsalarmış. Evet. Efsane olurmuş. Bak güzel bir tespit. Biraz bu, böyle dişli lastik falan. Şimdi bu E1 tarzı var ya. Onu işte bak bu motor belli uygun bir fiyata satışı var. Ve bu satıştan sonra sen bunu kişiselleştirebilirsin abi. Güzel yanı da o. Hatta o hava kanallarının oraya şimdi bırak gelsin buraya neler yapılabilir filan ışık mışık düşünsene. Aa çok şık. Ama şey hakikaten dinamik duruyor. Bak şuraya geç abi. Gel. Geç. Şimdi bir dur. Sonra birden bir kalkış yap abi. Hızlı. Hızlı yap hızlı. Motor yeni olduğu için abi yap hızlı yap. 1281 km. Tabii. Hızlı git. Şimdi X-Max fan club'ın üyelerinden Özdemir de olsa keşke. Burak'ın oraya geldik. Burada şimdi bakıyorlar, test ediyorlar, merak ettiler. O kalkıştaki o şeye inanamadı bence. Şimdi gelecek bir daha deniyor bak oradan. İlk gelişte elektriksel bir itme gücü çok bariz belli hissediliyor. Nerede gidiyor? Güzel değil mi? Evet, beğenildi. Abi test deyince aklınızı hırpalamak gel. Ya alo. Ne oluyor ya? Bir daha test motoru vermeyecekler bana, bırak. Adamlara bak ya. Arkadaşlar siz test yaparken lütfen kaskınızı, ekipmanlarınızı eksik etmeyin. Burada kapalı bir alan olduğu için arkadaşlar bu şekilde şu anda kullanıyor. Benden nacizane Serkan abinizin, Seko abinizin tavsiyesi. Abi hiç parmağını koymadan doğrudan zıt diye kalk. Efendim? Frenimiz çok iyi. Kalkış nasıl? Kalkış güzel ve şey bir sert bir darbe vermiyor. Hani bir tork vardır ya, bunda bu tork yumuşak. Evet. Yumuşak ve seri kalkış. Evet. Ki bir de yeni motor. Abi alan çok güzel. Aa o güzel. Ama bagaj altı tek yarım kask. Bir dur bekle geçsin. Birden kalkış yap tamam mı? Birden. Ha. Olayı anla o zaman. Abla çıksın tamam, abla çıksın. Tamam, oraya kadar gider zaten ya. The next day. Evet. Şu anda Edit Reis Onur'un evinden çıktım.
ufak bir editimiz vardı. Onu yaptık. Şimdi spora gidiyorum. Reyzet Ar'la spora gidiş. Görkem biliyorsunuz Gorka World diye sayfası var. Kendisi çok sevdiğim bir kardeşim. O da biliyorsunuz bilmeyenler için de söyleyeyim. Kaplan Fight Akademi'nin sahibi. Sayesinde bir spora başladık. O zamandan beri iyi gidiyor. Devamlılığı olur diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Öyle de olmalı. Çünkü sağlam kollar sağlam motosikletleri kullanmaya müsait olur. Bunu unutmayın. Scooter da olsa her zaman için sağlam kollara, sağlam bir vücuda, daha doğrusu spor yapan bir vücuda ihtiyaç duyarız. Motosiklet kullananlar olarak. Sağ olsun Onur. Edit konusunda gayet başarılı ve çok çok iyi. Bu konuda desteği için ayrıca teşekkür ederim. Buradan hatta bunu editlerken de söyleyeyim. Onur'um teşekkür ederim. Medya sorumlusu teşekkürler. Şimdi Görkem'in salonuna doğru gidiyorum. Reyzet Ar'la spora nasıl gidilir? Reyzet Ar seni spora nasıl ulaştırır? Eyvallah. Ama pardonla da olmuyor. Estağfurullah. Aynaya bakarsanız sevinirim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi niyetli olmak kavgayı gerektirmez. İyi niyetli olduktan sonra, samimiyete inandıktan sonra bu tür olaylarda birbirini anlayan insanlarla sorun çözülür. Ya ne diyeyim? Ama gerçekten bu motosikletin frenlerine bayılıyorum arkadaşlar. Bu da bir canlı örnek oldu istemeden. Lan mesela baka baka geliyor. Yani sen geçersin. Sen geçersin de yeni başlayanlar panik yapıp düşebilir. Bir dursak zahmet mi olur acaba? Heh, istediğim yere çıktım. Reyzet Ar ile yolları bula bula. Programın ismi. Reyzet Ar ile yolları bula bula. Programına hoş geldiniz. Yamay Reyzet Ar sizi istediğiniz yola getirir. Yola getirir. Değişik fikirler arkadaşlar. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Tövbe estağfurullah ya. Gülmek istemiyorum ama yani. O da iyi. Işıklarda geçin. Kafada kask yok, ekipman yok. Şaka gibi değil mi ya? Bir anda hani böyle etrafında bir sürü şey olur. Oradan göktaşı düşer böyle. Hani şeye doğru. Bir sürü olaylar olur. Orada kavga eder. Burada bıçaklanma olur. Orada kaza olur. İlginç yer. Görkem. Görkem. Kapıyı açacaksın mı Görkem? Özellikle çağırıyorum ama. Özellikle çağırıyorum videoyu aldığım için Görkem de gözüksün diye maksatlı. Hem de Reyzet Ar'ı görmek ister mi diye. Yo sakallarımla eş doğrultuda. Nasıl? Bak bir şeye dikkatini çekerim. Duruyorum ya. Start stop var. Ya bak durdu. Yavur yapıyor. Bir de hibrit. Bak yap. Bir gaz ver. Bir de hibrit dersler şimdi motoru. Hibrit değil ama kalkıştaki o çabukluğu elektriksel anlamda alıyor. Açmış seni abi. Bir şey söyleyeceğim. Bir ders fazla verirsen bir tur attıracağım. Tamam abi olur. Tamam gel. Hem de ben de seni görüntüye alayım. Kasksız ve ekipman... Hayır, hayır. Ya oyuna gelmiyor yemin ederim ya. Akıllı adam. Bak bak yalan hareketlere bak. Bu kadar olmaz. O zaman bu kadar hani abart ya bizi yeme ya. Bunun böyle olmadığını biliyoruz değil mi? Arkadaşlar Gorka diyorsun.
Bilmeyenler için gelirken yolda anlattım zaten. Üçüncü reklam yaptım. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen de kayda girecek misin yoksa small oluyor mu sana? Kaskı vereyim mi? Bak kayda girdi, oradan kayıt alacağım. Kullanırken arkasından konuşacağım. O da kameraya konuşacak. Onu bekliyorum. Tamamdır. Aa, eldiven. Aa, dizliğin yok senin. Abartalım mı ya gerçekten? Evet. 50 metre gittim. Hani diyordun ya markalar çalışmıyor. Yerleştirmiyoruz. Hayır, yerleştirmiyoruz. Ben ekipmanın güvenlik açısından sana yardımcı oluyorum. Sadece dizlik konusunda. Abi bunlar scooter'da kullandığı zaman giyilmesi gereken ekipmanlardan bir tanesi. Bisiklet kullanırken mesela bu dizlik olmadan hayatta kullanmıyorum abi. Vallahi güzel. Yani bisiklette özel. Arkadaşlar ürün yerleştirme yoktur. Mecburiyetten bu şekilde. Okay, bir... Abi kalkışta ve dönüşte şöyle bir git gel gez. Ben o sırada bekliyor olacağım. Merak ediyorum ilk intibanı. Hemen 2 dakikada anlamayacağını biliyoruz. Zaten sen bu konularda hassassın. İnceleme yaparken sen de nereden baksan makine belli bir süre kalıyor. Evet. Ama Reysetar o kadar hani komplike bir şey değil. Motor değil. Ama ilk gördüğündeki ZR mı? Söyleyemedim falan. Ben bazıları doğru söyledim. ZR diyor. ZR ya da ZR diyor. Ray ZR filan hani her şeyi söyleyebilirsin. Evet. Ama böyle bir isim duyunca şöyle bir şey falan bekliyorum. Ya evet ama şu kanallar, hava kanalı filan onu çağrıştırmak için bence yeterli bir sebep. Vallahi çok farklı gelecek. Bir kalkarken tezliğe dikkat et. Kalkarken bir abanarak kalkmaktaki o elektriksel şeyi hissedecek misin? Tamam abi. Evet arkadaşlar, ekipman gerçekten önemli. Yani şimdi gitti. Bu arada gelmişken anlatayım. Kaplan Fight Akademi oğlumla beraber geliyoruz. Hatta katılan diğer arkadaşlar da var. O gelene kadar şöyle salonu bir göstereyim. Salon bu şekilde. Biz burada çalışıyoruz. Sporumuzu yapıyoruz. Bu konuda da gerçekten hocam. Yani kapıdan girdikten sonra hocam oluyor. Burada kardeşim Görkem. Aa, benim oğluş. O da Dink 150'leri kullanıyor. Oğlum Yılmaz Utku. Nasıl? Stop etmedi. Yok. Evet. Ha eder. Kapalıymış. Evet. Abi rahat motor. Buna değil mi? Çok abi 1.8 diyorlar. Oha alıyorum. Ciddi misin? Gerçekten 1.8. Geçen gibi yakıt muhabbetle bir motor konuşmuştuk. Evet evet. Hangisiydi? İsim vermeyeceğim mi? Vermiyorum. Evet. Peki. Çin motor mu? Yok. Hint. Şey, Hint. Hint evet. Biliyorsun. Bayağı az yakıyor. Kaçtı? Ya 2'ye ben okeydim. Bir diyorsun ya. Bak 1.8. Bagaj böyle yarım bir kas sığıyor. Tam kas kalmaz. Evet. Böyle mi? Demin giderken şey söyledim. Scooter'ın her türlü medeniyettir abi. Kesinlikle. Ama bu tam ne biliyor musun? Kısa mesafe getir götür motoru. Abi İtalya'da... Arabada her yerden kaçarsın. Aynen. İtalya'da özellikle hep böyle motor gördüm. Yani evet. Büyük motor, hacimli sisi motor yok. Roma'da falan değil mi? Evet. Aynen öyle. Yani... Adamlar bu şekilde şehir içinde. Bizde de medeniyetin gelişmesi açısından buna da gerek var. Ve evet, bir şey var. Büyük bir motorum varsa böyle ufak bir scooter'a da ihtiyacım var. Kesinlikle. Şimdi bu motosikleti biliyorsunuz. Hani tahmin ettiğiniz gibi her yerde kullandım. Minibüs yolunda, işte caddede. Şimdi bir de E5'te kullanma tarzında bir video olsun bu da. Antrenmandan çıktım. Bostancı'ya doğru E5'ten gitmeyi planlıyorum. Zaten E5 bildiğiniz gibi. Yani dolu. Hızlar 80'lerde falan böyle. Gayet yine gidiyorsun arkadaş. Yani. RZR ile nerelere gidilir tarzında bir video konseptinde beraberdik. Bugünlük de bu kadar. Ha videomuz devam ediyor. Diğer videonun diğer kısmına geçeceksiniz. RZR ile kortej'e gidilir mi?
buna bakacağız. Yarın yani 30 Ağustos Zafer Bayramı. Siz bunu seyrederken tabii tarih geçmiş olacak. Bu bayrama, korteje biz Reyzetar ile katılacağız. Siz de benimle bu duyguyu yaşamış olursunuz ekran karşısında ya da telefonlarınızın başında. Beraber Reyzetar ile milli bayramlarımızı kutlamaya yönelik korteje katılma videomuz da gelecek. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Nasıl bir köpük bu ya? Evet, fazla zarar vermeden. Yoksa premium'da Ahmet abi ne yapmışsın ya demesi. Aytemiz'in bu olayını beğeniyorum arkadaşlar ya. İyi oldu. Kendi motorunu kendin yıkıyorsun. Ve kolay da yıkanıyor, vakit de kalıyor. Yerleri bile temizleyip daha sonra gelecekler için de temiz bırakmakta yarar var. Evet. Hadi hayırlısıyla bunu da anlatmaya başlayalım Onurcuğum. Onur kameranın arkasında selam, sevgiler, saygılar demeden başlıyorum o zaman. Bu görmüş olduğunuz Hindistan cevizi tabii ki değil. Arkadaşlar test sürüşü yapa yapa neredeyse İzmir'e kadar geldik. İzmir'i sabahından selamlar. Artık sululuğu bırakayım mı? Bence bırakayım değil mi Onur? Bırakayım bence de. Mevki verme, isim verme. Ne bostancı niye diyorsun? Evet. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar diliyorum. Bugünkü yol arkadaşımız Yamaha RZR. Bu küçük dostumuzu, çılgın enişteyi gittik. Premium motosikletten aldık. Sağ olsun Ahmet her türlü böyle donanımı yaptı, yıkadı, etti, verdi ama ondan sonra ne yollar yaptık, yağmurlara kaldık, kirlendi, yıkayıp buraya biz gelmiş olduk. 99 kilo ağırlığındaki bu küçük çılgın enişte 1.8 litre benzinle şehir içinde size kolaylık sağlıyor. Hemen yakıt tüketimini söyledim çünkü ilk dikkatimi çeken nokta bu oldu. Oldukça az yakıyor ve çok da böyle nasıl söyleyeyim insanı böyle ya hadi biraz atak da sürelim dercesine sizi kışkırtır vaziyette bir torka da sahip. Otomatik vites scooter 5.2 litre kapasitesi var depo. Onların hep bütün ayrıntılarını böyle zaten gezdik ettik. Ya ben bu motosikleti gerçekten heyecanlı anlatıyorum. Çünkü İlk defa bu denli Tenere'den sonra böyle heyecanlanıp anlatma isteği duyduğum bir motosiklet oldu. Çünkü çok da deneyimleyerek sürdüm. 9.7 Nm, azami devir 6500. Bunlar önemli. 4 zamanlı elektronik ateşleme. Fren konusu evet önemli, scooter'da çok önemli benim için de. Teker çapı ne kadar ufak olursa frenlemede ona göre benim kendimi böyle dikkat etmem gerektiğine inandığım bir mevzu haline geliyor. Ön fren disk oluyor. Arka şey ise fren şey kampana. Ben kampana frenden pek mutsuzluk duyduğum bir olay değil. Evet gönül ister ki ABS olsun filan ama yani inanın frenleme sisteminden de memnun kaldım. Bu ön frenin disk oluşu arkanın kampana olmasına rağmen. Ön lastik ebadı 12 inçmiş. Arka lastik 10 inç. Bunların hep bütün şeylerine bakarsınız, teknik donanımlarına. Belli başlı, en başta söyleyeceğim bunlar. Bunları tanıyarak girelim istedim. Bir haftadan fazla beraberdik. Gerçekten şehir içinde
demin de seyrettiğiniz görüntülerden sonra bu arkadaştan memnun kaldım. Öyle ki memnun kaldım ki premium'a döndüğümde oturup hani ne yapabiliriz, hangi rengi var filan sorma durumları olabilir. Bunu laf olsun diye söylemiyorum, aldığım zaman da aldım derim. Eğer ekonomik koşullar el verirse. Ekonomik koşullar derken alınabilecek bilindik Japon teknolojisi donanımlı scooter diyorsanız evet bu arkadaş alınır. Yamaha çünkü her şeyden önce. Yani belli başlı modeller var, Japon modelleri. Scooter'da da bunları tercih etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu arkadaşımın günlük şu andaki güncel fiyatı 99 bin lira. Bunu söylediğim zaman 3 Eylül sabahından size konuşuyorum. Güncel fiyatları Yamaha Motor Türkiye'nin sayfasından girip fiyat listesinden bakabilirsiniz. Geldik çekimin detaylı kısmını anlatmaya. Deminki seyrettiğiniz motovlog çekimlerinde arada belirttiğim üzere Maxxis lastikler mevcut. Maxxis lastiklerden dolayı önümüzde kış, Eylül ayındayız. Özellikle yağmurlu havalarda bana güven vermedi. Arkadaşlar, bu tür üretilen motosikletlerde en büyük böyle ekonomik davranma yönü maalesef lastiklerde başlıyor. Sizler bu motosikletlere kavuşun diye ister istemez firmalar... Harbiden niye bağırıyorsun şimdi? Devam ediyorum, burayı kesmeyelim bence. Bu tür üretici firmalar lastiklerde ister istemez ekonomik davranmak durumunda kalabiliyor. Üzerindeki Maxxis lastikler bana açıkçası pek güven vermedi. Yaz sıcağında belki kullanılabilir ama süre kısıtlı olacaktır. Ben olsam ilk etapta güvenlik açısından madem ön disk fren, arkası kampana, lastikleri değiştirme gereği duyarım. Ekonomik anlamda kullandığı sinyaller, ampul sinyaller. Ben hiçbir rahatsızlık duymadım çünkü tam da böyle elin altındaki kısımda kalıyor burada. Görüntü olarak da herhangi bir sakıncası olduğunu görmedim. Benim motovlog çekimlerimde gördüğünüz şu MT ablemi gibi ortada olan bu park lambası gayet hoş gözüküyor. Aksesuar anlamında da değerlendirilebilir. Elcik kısmına gelirsek elcikler takılabiliyor. Aksesuar olarak satılıyor Yamaha Motor Türkiye'de. Bu şekilde de ön tarafa bir koruma anlamında kışın özellikle yağmurdan veya taş gelmesin diye elcik koruma taktırabilirsiniz. Sürüş esnasında beni biraz da az olsun tedirgin eden nokta ne yazık ki aynalar oldu. Omzumun kenarından olabildiğince bazen şöyle yapıp hani biraz kolumu çekerek bakma gereği duyduğum anlarım olmadı değil. Onlara biraz dikkat ettim. Hatta arada bir düzeltme gereği duydum. Açısını ayarlama gereği duydum. Biraz tedirginlik yaşamadım değil. Fakat yine de yolu, arkayı rahatlıkla bir şekilde görebiliyorsunuz. Orta yerin genişliği bana çok rahat ve çok güzel geldi. Kullanımda çok büyük rahatlık sağladı. Özellikle ayakların iç kısmında kalan bu oyuk plastik aksam yağmurlu havalarda ayakkabılarınızın kirlenmesini büyük nebzede engelleyecek derecede çok güzel bir aerodinami ile orayı çok güzel ayarlamışlar. Bunu gayet başarılı buldum. Artçımın bindiğinde kolaylıkla çıkan ayak petleri çok çok rahattı. Rahatlıkla eğilip kapatıp açabildim. Bu da dikkatimi çeken bir diğer unsur. Çıkmadan önce seleyi kaldırdığımızda yarım kaskın sığdığını şu anda Onur'un koyduğu görüntüyle görüyorsunuz. Benzin almak için evet seleyi açmak durumdasınız. Açtığınızda benzinlikte orta ayağı aldığınızda benzin kapağını rahatlıkla açarak benzininizi dolduruyorsunuz. Yakın zamanda arka çanta ile ilgili çalışmalar var Yamaha Motor'da. Bununla ilgili aksesuarları güncel olarak takip edebilirsiniz. Gelelim görsel anlamda şu anda görebileceğiniz üzere devam ediyorum. Egzoz koruma görüntü itibariyle arkaya doğru böyle bir hırçınlık katar tarzda ve yazılarıyla çok güzel bir şekilde egzoz koruması üzerinde kendi orijinal olarak geliyor. Arka tarafta ise her zamanki gibi Yamaha kendi ait reflektörleri koymuş. Bu da gayet güzel. Bence dışarıdan baktığınızda tasarım olarak da çok güzel çizgilere sahip. Bu rengi Anodized Red olarak geçiyor. Bir de Midnight Black olarak iki renkli olarak üretilmiş. Elimi koyduğumda bile bir rahatlık hissetmiyor değilim.
gayet rahat. Hele şimdi söyleyeceğim, kesilir mi kesilmez mi bilemedim ama mabadına düşkünler için X-Max'ten daha rahat koltuk diyebilirim. Bak net söylüyorum. Niye? Çünkü artçı da aynı fikirde, artçı olan kişiler de aynı fikirde. Arkada rahat ettiğini söyledi. Sürücü olarak da ben de gayet rahat ettim. Hele özellikle Tenere'den sonra mabadınız rahatlıyor. Onu söyleyebilirim. X-Max'teki kadar, X-Max biliyorsunuz spor bir scooter. X-Max'teki kadar böyle sertliği amortisörde hissetmiyorsunuz. Çok ilginç geldi. İki kişi de olsanız hissetmiyorsunuz. Bu net. Demin benzinden bahsettik. Fakat benzin evet ölçmeye imkanım olmadı. Çünkü bir hafta olmadan bir benzin bitmişti. Benzin bir daha alayım dedim. Tek diş gitti. Ne kadar daha tükettiğimi ölçemedim. Yani teknik verilerde yazıyor ya, bazı motosiklet firmaları yazar. Hani şu kadar harcıyor ama hiç de öyle çıkmaz. Biraz kullanıma bağlıdır. Gerçekten 1.8 litre benzin tüketimi doğru. Senle bayağı güzel günlerimiz oldu. Benim için ayrılmak zor. Net söyleyebilirim yani. Arkadaşlığımız çok iyiydi. Bilmiyorum. Onur çekimdeymiş. Bilmiyormuş gibi döndüm bir de. Yok ya, konuşma ihtiyacı duyar vaziyette bir şeyim oldu ama. Bakın. Her yerinde poz verdim, döndüm, konuştum, anlattım. Burada veda edeyim dedim. Düşünün, orta kısmı oturarak sizlere veda konuşması yapacağım. Aynı zamanda kendisiyle de vedalaşma. Güzel bir hafta geçirdik. Bir sürü yere gittik, gezdik, dolaştık. Şunu net söyleyebiliyorum. Lastik değişimi. Işıklandırma, aydınlatma da isteğe bağlı, bana yeterli geldi. Az yakması mükemmeldi. Bu motosiklet, bu scooter alınır mı? Bence alınır. Hatta ben ciddi anlamda da düşünmüyor değilim. Bir maddi anlamda duruma bakıp karar vereceğim. Belki altımda birkaç video sonrasında görebilme imkanınız olabilir. Arkadaşlar, vedalaşma zamanı. Buradan Premium Motosiklet'e çok çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Her gittiğimde ayrı bir ilgi, bir alakayla karşılaşıyoruz. Çok çok teşekkürler. Bir de videonun sonunda benim için çok değerli kamera arkasındaki Onur'uma çok teşekkür ederim. Bütün kahrımı çekiyor. Tekrar edeceğimiz görüntülerde bile veya çekimlerde sıkılmadan, usanmadan sadece iç çekerek bir daha çekelim diyor. O şekilde devam ediyoruz. Kendisine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah. Lütfen yollarda kendinize dikkat edin. Ekipmansız kullanmayın. Hiçbir şekilde yarışa kalkmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.